Bu arada hepinize merhabalar. Canlar nasılsınız bugün? Umarım herkes çok iyidir, her şey yolundadır. Ben artık alev yanıyorum. Dün hem denizde yanmışım. Ay ben de çok. Hem de antibiyotiğin etkisiyle artık alev gibi her yerim yanıyor. Ay bak benim kolum yanıyor. Müşterim var, hasta var, geçmişim. İsmail kızardık. İsmail'den izleyicilerini çıkardınız. Çok dedi sıcak. O iyice yandı o. Evlendi hiç akıl etmedik çocuğa güneş kremi götürelim. Valla hiç güneş kremi almam lazım. Geçen sene de güneş kremi var. Onu da kullanmak istemiyorum. Niye? Hani onu da kullanmak. Hayır herhangi bir şey olmaz. Ben kullanmıyorum çok fazla. Yok kullan. Bir şey olmaz. Güneş kremlerinde herhangi bir şey olmaz. Yüz için olsa cesaret edemem de. Bence şey sprey var. Hani Hakan'a falan ısmarla kullanırken daha kolay kullanayım diye. Vücut hemen emsin diye. Cildi. O yüzden sprey şeklinde almıştım çocuklar için. 50 artı faktörlü. Duruyor hala atmadım ama kullanmak da istemedim. Şuna ya bu arada belgin diyor da 50 faktör diye. Yani 50 faktör deniliyor aslında hep ama 35 faktör üstünde olan her krem 50 faktörle aynı görevi görür. Çünkü vücut bazal metabolizmaya kadar alıyor güneş kremlerini. Önemli olan bazal tabakanın korunması. Neren bu su akıtıyor. İki tane koydum ama. İki tane koyduysan taştı. Hazmesine geçti. İşte. Evet. Yani burayı taşmayınca herhalde dedim ki herhalde su alıyor. Evet biz yine başladık. Görüşmedik ya bugün evet. Sabahtan konudan konuya atlamaya başladık. Bir sabah kapıda Hakan. Yakaladım Belgin'le Hakan'ın sesini duyunca. Bugün Hakan'cımız kreşe başladı çok şükür. Ay evet çok şükür Allah'a şükür ki. Kreşe giderlerken yakaladım. Bir bay bay hoşça kalın aldık. Güle güle dedi. Güle güle dedi. Ondan sonra gitti Hakan kreşe. İşte Belgin'le artık kahvelerimizi... Gelince içeriz dedik çünkü de. Şimdi dedik içelim. Bugün çünkü... Biraz yoğun. Ben hem diş doktoruna gideceğim. Bugün antibiyotiğim 5. gün artık antibiyotik beni bitirdi. Çok ağır geldi bu defa. Hem gitmişken Belgin'i de dedik. Dişlerim içeriydi. Diş. Gerçi Belgin'in muhtemelen çene kemik cerrahına gitmesi lazım. Aynen. Ama... En azından doktordan dedik bir fikir alalım. Hani doktor ne diyecek? Ya da kime gidin diyecek? Aynen. Ya da şey de aklıma geldi benim. Belgin gece uyurken fark etmeyip dişlerini sıkıyorsa. O zaman onun için gideceğiz. Yani eğer bir sıkma mı var mı yok mu diye konuşacağız. Orada dişteki aşınmadan anlıyorlar çünkü hani. Sıkıyorsun diye. Çünkü annemin bir ara çenesi çıkıyordu. Ya ben de çok fazla sakız çiğnemeye yoruyorum. Hani bazı arkadaşlar yazmış ki bu kadar konuşursak çenen çıkar diye yazmış ama konuşmanın arkasında sakızla alakası var benim. Mesela ben bir ara işte hani yolda gidip gereken şey yapmak için sakız çiğnediydim. Arabada da sakız var ya benim. Evet. Ağzım aklıma gelse çıkarıp ağzıma atıyordum. Şeydi o yüzden de oluyor yani diye tabii ama hakikaten de çenemi şekliciye baksana herhalde. Ama aslında ağrıyan çenem bu. Şekli değişen bu. Ama mesela alt dişin ağrırsa, alt dişinde mesela sorun olursa üstte hissedersin. Hı. Belki öyle bir şeydir de bir gidelim bakalım ne diyecek. Şurası ağrıyor ama dedikleri gibi de çenemin büyüyen şurası bir tuhaf gözüküyor şu anda bak. Kemik, gördün mü? Evet. Şurada var ama burada hiç ağrı yok ama en başta şurada çok ağrım var. Oranın ağrısı bu tarafa vuruyor olabilir. Çok fena ağrıyordu ama şimdi şey yok bakalım. Neyse dediğim gibi çoğumasa erkenden gidelim de Hakan'ın da sağlık raporunu aşı kartını alayım. Kreşe vermem gerekiyor çıkmışken. Oradan sonra denize geçeriz. Dişçiye. Geç oturalım güzel. Ay şey biz böyle alıştık mutfakta. Ben gerçi artık ayağımın üstüne de basamıyorum. Alıştık. İyi oluyor mutfak. Ay akşam Allah'tan senden almışım ilacı. Mümkün değil de durmam. Berbat oldum. E şimdi annem gidecek şeye. Dayımların oraya. Dedim o önce bir gitsin gelsin hani o doktora gözüksün ben ondan sonra gideyim dedim. Hani o hiç olmazsa evde olursa hani çiçeklere bakar yine. Duramadım ağrıdan. Hadi bir gideyim artık ben şeyin implantın üstünde çıkardım. Dokununca acıyor çünkü. Üst çeneni kilde çıkardım. Ben anlamam ki implantları. Ya kırda dişler yeterler sadece. Üst kaplamalarını çıkardım. Basınca acıyor çünkü dokunamıyorum. Ağrım geçsin diye. Ağrım çökmüşler. Onu kemiği delip çekiyorlar. Bu taraftaki de böyle olmuştu. Deniz onu söktü. O implantı. Dikiş attı oraya. Bekledik iyileşti. Yan tarafına tekrar çaktı. Aynı implantı. İnşallah öyle olmamıştır. Öyleyse çünkü bunu da sökecek.
İyileşsin diye bekleyeceğim. Hani biraz daha yan tarafına çakacak. Üst kabul etmiyor. En güzeli, en temizi, eski tip anan baban damak diş. Ben damakta da yapamam belki ya. Ha, ne bileyim, sonuçta bari ne kadar bu sene çene kemiğini deliyorlar. Çene kemiğine bir metal işliyorlar. Burada çene, hakikaten senin dediğin gibi şu diş direkt beyni etkiliyor. Çok sıkıntılı. Sinirler direkt kalbe ve beyne gidiyor. Mesela şimdi Feyza'nın, ben o zaman çok kızdım. Şimdi o bana kızdı da. Kısa bir Allah sağlık versin, ağzını düzgün, dişleri düzgün, sıkıntı olan hiçbir şey, problemi yok yani. Ben korkarım böyle şeylerden ya. Çeneni açacağız dediler bir ay boyunca. Her gün bir tık, bir tık, bir tık. Çeneni açıp dişlerini yerine oturtacağız dedim. Ben de çene açtırmak istemiyorum dedim. Çene açtırmak çok hani bilmiyorum, hani tamam güvenli şey. Belgin kızına yaptılar işte. Şey dedi ama bir de dedi, doktor bana dedi Harun Bey'e götürmüştüm. Harun Canoğlu çok iyi bir doktor, çocuk diş polikliniği. Sadece çocuklara bakıyor. 1-2 sene boyunca tel takacağız dedi, onları dedi günde 6-7 defa dedi fırçalayacaksın dedi, en ufak bir pislik kaldığında bütün işlerini gider dedi. Hiçbirini kurtaramayız dedi. Hatta bana sordu, annesi ne yapar dedi, biz bunu tabii geçen sene de. Ben de hani dedi, ben çok onun güvencesini veremem dedi. Fırçalar desen dedi, ilk bir ay fırçalar, çocuk bunlar, sıkılıyor ne herhalde. İkinci ay fırçalamayı bırakır dedi. O zaman dedi, hiç ellemeyelim dedi, çeneyi de açmayalım dedi. Dişlerinde hiçbir sıkıntı yok diye, sadece şu ön iki dişi biraz önde ya. Sıkıştırıyor işte. Ha. O da hani önceden insanlar yapardı öyle, tavşan diş. Feyza'nın dişleri de o şekilde, tavşan diş aslında. Önceden hani bazı insanlar yapardı ya tavşan diş. Önde evet, kendine, evet bir... ha. Aslında Feyza'nın dişleri öyle, çok kötü de durmuyor. Aslında sağlığına da zararı da yok Nihal abla. Sağlığına zararı yoksa sağlığına hiç dokunma. Sağlığına zararı yoksa ben hiçbir şekilde tıp bir müdahale, hiçbir şey yaptırmam. Çok çok bir şey olduğu zaman yaptım. Bak Belgin büyük kızınkini yaptırmıştı. Abi, şey her onun da ama onun dişleri sıkıştırdığı için hem baş ağrısı yapıyordu, hem zaman geçtikçe daha da sıkıştığı için aralardan diş hani. Ama bu sefer şey yapsın herhalde, dişler çok sıkıştırıyorsa çene açmaya kadar aralardaki dişlerden çeksinler, onları zaten rahatlatıyor. Ama amaç burada diş kaybetmemek ya zaten. Ama çok güzel oldu şimdi dişleri. Hem çeneyi açtılar onun da. Hem tel taktılar. Şimdi inci gibi oldu dişleri. Şimdi küçük kıza yaptırdı Belgin. Onun da hani tel taktırdı. Hani düzgün olsun diye, ama inanılmaz güzel oldu dişleri. Hiçbir şeye dokunulmadan, ama hani doktor dediğin gibi fırçalamıyorsa bile ağız gargarası mutlaka. Yanından dedi diş fırçasını dedi, macunu ve gargaranı eksik etmeyecek. Okulda da dişlerini fırçalayacaksın dedi. Ve bu 2 sene boyunca bir film olacak bu olay. Evet, bu arada şey de önemli. Bu arada hani implant yaptıracak olanları da buradan uyaralım. Gerçi pek ben de mesela bilmiyordum. Doktorun bir tanesi söyledi. O söylemeseydi hiç bilmiyorduk. Bu kemik erimesi için kadınlara bir iğne yapılıyormuş. Kemik erimesini durdurmak için. Bu iğnenin yapıldığı insanlara implant yapılmaması gerekiyormuş. Hiçbir direkt ölüme sebebiyet verebiliyormuş. Hani nasıl dedi, bazı insanlar dedi hani mesela yaşlı insanlar düşüyorlar dedi doktor, kalçaları kırılıyor, kalça protezi takılıyor, ameliyata girdi. Çıkamadı diyorlar ya dedi. Evet, çok güzel. Vücuda işte o metal girdiği için o iğneden sonra ölüm gerçek, ölüm oluyormuş yani. Onun için o iğneyi yaptıran insanların aslında implant yaptırmaması gerekiyormuş. Biz bilmiyorduk mesela. Annemin de kaplama altlarda çok boşluklar var annemin. Hani implant yaptıralım dedik araya. Allah'tan doktor bizi uyardı. Hani kemik erimesine bağlı bu iğne yapıldı mı diye sordu. Biz hiç bilmiyorduk. Hani kaç tane doktor yapalım implant dedi. Dedik biz bu iğneyi yaptırdık, dedik ki bakın olmaz dedi yani. Bu iğneyi yaptıran insanların dedi çok dikkat etmesi lazım ve implant yaptırmaması lazım dedi. Annem şimdi o yüzden yaşıyor mesela. Sorun. Ama yaptırma dedim yani. Çok 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 bir şey olmadı sürece. Yani tıbbi müdahaleye ben karşıyım. Çok sağlık açısından çok mecbur olmadığı sürece. Hani estetik açısından o açısından tamam, hani göz uyumu çok kötü bir görüntü yok. Yani yalan da değil. Mesela biz Feyza'yla da konuşuyoruz, Hak'tan da konuşuyoruz. Aramızda bazen geçiyor şimdi. Hak'tan da Feyza'nın da gözü kahverengi. Benimkisi Ela. Ha, İsmail'inki de Ela, yeşil Ela. Bana diyor ki İsmail'inki de Ela, yeşil Ela, Ela. Ve bizimki kahverengi.
Dedim abim yapacak bir şey yok. Sen gözlerin görüyor mu dedim. Ona şükret. Ona şükredeceksin. Gözlerine gördüğüne şükret dedim. Gözünün rengi yeşil olmuş, kahverengi olmuş, mavi olmuş, ele almış. Hiç önemli değil dedim. Gözünün gördüğüne şükredeceksin dedim. Allah'ın verdiği sağlığa şükredeceksin. Ben her zaman en başta dedim ki sağlık. Bana diyorlar ki hani çoğu arkadaş yazıyor. Hani benim dudaklarım aşırı derecede ince bir herhalde. Benim oldum olsun dudaklarım zaten ince. İncedir. İncecik. Benim seninkinden de ince. Bana diyor ki botoks yaptır güzel olsun. Ya güzel olmasına gerek yok. Dudaklarım olma yerine. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bir şey yapabilirim. Yapıyorum. Sıkıntı yok yani benim için. Sağlık sorunu olmadıktan sonra hiç sorun yok. Ben sana ne dedim ben? Tıbbi müdahaleye ben her zaman için şey mesela yani. Sağlık sorunu olmadıktan sonra hiç gerek yok yani. Tabii hani şimdi ilk doğumlarda benim annemde hiç bak öyle bir is kalmamış. Hani doğumlarda hamile. Kalsiyum. Vücuttaki kalsiyum gidiyor. Aynen çatlak oluşur ya. Bende çatlak oluştu. Bendeki çatlaklar biraz daha fazla oluştu. Hatta hani de hani biraz önce hani ben psikolojim bozulacak hani şey yaptım da ben de istemiyordum kalsın. Ama ben o çatlaklarla memnun oldum. Ben hiçbir şekilde hiçbir tarafımı kesip bir şey ettim ameliyat ettim bana. Gerek yok. O çatlaklar bana çocuklar ben kaldırdım kalsın dedim. Hiç önemli değil. Ben çatlağımlaymış, dudağımın inceymiş. Ben yaşamaya memnunum. Ben seviyorum vücudumu. Ya ne olursa hatta olsun. Bu şeyleri de seviyorum. Hani bir ameliyat geçirdiğin zaman herhangi bir sıkıntıyla ilgili ya da güneşler değdiği zaman zaten eskisi gibi olmuyor. Olmuyor yani. Ha tamam insan mecburiyetten yaptırıyor. Ben dişlerimi ilk 28 yaşında yaptırdım kaplamalarını. Ama hani ben estetik açıdan düşünmedim. Benim dişlerim tebeşir tozu gibi dağılıyordu. Üst minnesi oluşmamış dişleri. Bir şey yerken mesela kırılıyordu dişim. Artık Antalya'da 7 tane 8 tane doktor gezdik. Hani yaşım çok gelişti. Pek çok doktor zaten istemedi. Yapmayalım dedi. En son şurada bir karı koca şey var. Doktor var. Birisi çene kemik cerrahı. Birisi de bu işte dişleri falan filan ortodonti tedavisi falan uyguluyor. Onlara gittik. Onlar dedi ki yani bu dişlerin kurtulması için kesip kaplama yapılması lazım. Yani en azından dişleri kurtaralım. Yoksa hani çok erken yaşta damak kullanırsınız. O zaman implant bu kadar hani gelişmemişti. Daha böyle tek tük yapılıyordu. Benim ilk 28 yaşında yapıldı kaplamaları. Ve sürekli olarak da mesela yapılıyor. Sorun yaşıyorum. Niye? Benim kemiklerimle ilgili sıkıntım var. Ama olmasa görüntü için yapar mıyım? Yapmam. Ben hep ne diyorum? Hani şey mi çıkacağım? Kodyuma mı çıkacağım diyorum. Ha ama nedir? Elimden geldiğince kendime bakıyor muyum? Ha, o şekilde bakarım. Bakarım ama. Ha, yüzümüze kremimizi kullanırız, saçımıza kremi, yağımızı kullanırız, kilo vermeye çalışırız. Bu şeyler yaparız. Onlar tamam ama güzellik konuda tıbbi bir şey yaptırmayı bilmiyorum. Ben şu anda bana inanılmaz derece uzak bir şey. Niye neden diyorlar hani botoks küçücük bir iğne. Hiç gerek yok. Ben iğneden zaten sevmiyorum insanı. Hani ben diyorum hep diyorlar insanlar. Yani. Sen işte belgini botoksla şey yapıyorsun. Teşvik ediyorsun. Ben kesinlikle karşıyım. Olan neyse o. Hani zaman belki psikolojim değişir de kendimi çok çok çekiyorum. Ay yapanı da saygım var. Hadi o neyse ama şu anda dudaklarım yamukmuş, dudağım inceymiş, olmuş, buymuş. Benim var ya, benim asıl kafama takmam gereken şu anda bir burnum var, şu burnumdaki kemer var. Yani bak şu burnum. Bana bakacak olursan bak benim de Allah'ın gücüne gitmesin. Burnum hani çok büyük, bazen diyorlar patates mi burnum var. Evet, niye lan? O burnunu niye yaptırmıyorsun, paran mı yok diye. Onun parayla pulla alakası da yok. Yaptırmam. Yani benim sağlık açısından bana herhangi bir şey yoksa yaptırmam. Çünkü hani kemik çok zor zaten. Ay. İyileşiyor ve ben üst üste çok fazla ameliyat geçirdim. Hani belginle biz son dönemde tanıştık. Ben kol ameliyatıma girecek olduğum zaman tanıştık biz belginle. O zaman belgin yöneticiydi. Aidat vermeye gittim. Hatta belgin dedi ki yani ameliyata gireceksiniz. Kalsın ayda tacil değil. Ne olur ne olmaz dedim yani ameliyata gireceğim dedim. Çok elzem olmadıktan sonra ben kolum için bir de hani çok uzun süre cebelleştim. Hani fizik hareketleri yaptım, doktorun dediğini yaptım. Belki hani düzelir ameliyat olmayayım diye ama sağlık açısından olmadıktan sonra zaten karşıyız. Ama benim ne oldu şimdi? Mecburen implanta geçtim. Çünkü tamamen dökülse bu defa direkt damağa geçeceğim. Hani ona da hani böyle yani bu yaşta en azından damak kullanmak istemiyorum. Şimdi bak yine sorun yaşadık. Bugün 5. gün artık en son Belgin'den aldım antibiyotik.
O gün gidip yazdırayım diye berbat durumdaydım. Hatta bazı arkadaşlar demişler, sokaktayken dişin ağrımıyor, eve gelince ağrıyor demişler. Ya bu diş ağrısı zaten geçmiyor ki, yani diş ağrısını zaten ya da kemik ağrısını çeken biliyor zaten. Alışıyorsun. Neyse bu işte gitmiş Kenan Belgin'in de dişlerini de gösterelim. En azından bizi nereye yönlendirir Deniz? Hani ortodontiye mi gönderir? Çene kemik cerrahına mı gönderir? Ya da bu diş sıkmaya bağlı der belki. Belki şey yapar sana. Gece pila. Gece pila. Uyurken takacaksın onu. Ha, ilk birkaç gün zorlanıyorsun. Hani sabah kalktığında o böyle ağızda şey bırakıyor. Farklı plastik olduğu için ne kadar olursa olsun. İlk birkaç gün insan istemiyor. Ama ben mesela kalktığım zaman bu ağız gargarası kullanıyoruz yani. Mikrobunu kırsın diye. Onun için çamaşır suyuna batıramam ağzımı alacak. Bardağın içine bir tane şey koyuyorum. Biraz ağız gargarası koyuyorum. Onun içine batırıyorum önce. Hani üstündeki bakteriler falan ölsün. Ondan sonra yıkayıp kutusuna koyuyorum. Gece tekrar kullanıyorum. Ama bir süre sonra alışıyorsun. Hani belki öyle bir şeyse hem dişlerini kurtarmış olursun. Aynen. Diş sıkman geçer. Ama onun haricinde kalkıp da hani görüntü olarak mesela işte yaprak yapıyorlar. Hani daha beyaz gözüksün diye dişler. Biz o gün işte bir arkadaşımın dişleri için istedik. Hani ön daha beyaz gözüksün diye, ön dişleri yapasın diye. Deniz dedi ki kesinlikle. Çünkü biz onu yapmak için de dişi üstünü kesiyoruz evet. dedi. Aslında dişleri temizlikle, tartar temizlikle biraz da iyi değil diyorlar. Yani dişlerinizi beyazlatmayın, diş minerallerinizi öldürmeyin. Mesela benim dişlerime bir sıkıntı yok ama benim diş etlerim rahatsız. Bana doktor ne dedi çok önceden? Diş tartarını temizletme, kalsın. Düzenli fırçala dişlerini çürütme. Ağzını tutabildiği kadar dişlerin seni kalsın. Yani tartar temizliğine girme kesinlikle. Ama en iyisi de yapılsa insanın kendi dişinin yerini tutmuyor. Ne kadar iyi yere yaptırırsanız yaptırın, bu değişmiyor. Yani ilk etapta zaten çok zor alışıyorsun. İki benim bu kaçıncı yani takıldı, geriye takıldı, implantlar söküldü, bir daha implant yapıldı. Ben de pandemiden önce başladım dişleri yaptırmaya ve hala çözüm bulamadık. Hep böyle bekleye bekleye gidiyoruz. Hani işte bir sorun yaşanırsa ona göre gidelim diye. Aynen. Bak arkada 20'lik dişlerim çıkıyor, onları bile çekmedi Deniz. Bende de 20'lik diş var, bana da çekeyim dediler de ben çektirmek istemiyorum dedi. He ya da çektirme, durabiliyorsan bu acili dur çektirme kalsın 20'lik dişi. Yani ileride lazım olur dedi. Oraya bir köprü yaparız, sen aradaki diş boşluğunu implant yapmak yerine dedi. Yaptırmadım, bakalım bir gidelim bugün. Gidelim. Daha önce gidecektik ama bugün Hakan kreşe başladı. Nasıl durdu bu kreşte? Durdu ne yalan, Allah aşkına bir sıkıntı çıkarmadı. Şimdi bakın ilerleyen zamanlarda hani artık iyice bırakmaya alıştım, kafası daha şey yapmadı, idrak etmeye başladı da belki o zaman duygusallaşırdı. Şu anda herhangi bir duygusallık yok dedi. Sıkıntı da yok dedi. Bakalım böyle devam edeceğiz. Yarın bugün bir saat kaldı, yarın bir buçuk saat kalacak. İşte ondan sonra ülke şu kadar kalacak derken sonra yarınca dönecek kovdular. İyi, sevindim ya. Hadi bakalım, hayırlısı annem. Hayırlısı, ona iyi gelecek. En azından orada paylaşmayı, her şeyi öğrenecek. Diğer çocuklarla iletişime geçmeyi, bilmem ne, her şeyi öğrenecek en azından. Onun için bir gelişim olacak. Hı. Ben de kalktım işte, antibiyotik içtim zaten, serildim. Annem dedi, ben çıkıyorum, bankaya gideceğim dedi. Dedim, çok oyalanma, gel hani, dinlenirsin dedim. Biraz önce telefon açtı, biz Yeniköy'e gideceğiz dedi. Ben hiçbir şey demiyorum. Dikkat et kendine de dedim. Gerisi önemli değil. Gerisi önemli değil dedim. Hani Yeniköy'e mi gideceksin dedim. Niye gideceksin dedim. Git dedim. Ama gitsin dayının oraya bir gitsin birkaç gün de. Ve havasız. En azından oradan toprakla uğraşırken. Hani Hakan dedi ama. Teyze evde de. Yok değil. Kulağım artık. Hakan'ın ayak sesi gelmiyor çünkü. Kulağım her ağlayan çünkü Hakan değil. Ya, şey köşedeki numara değil. Tamam kusum, ona göre haberleşelim. Evet ben Deniz'im, buradaki bu manzaraya hastayım ben de. İnsan evi burada olsa başka hiçbir yere çıkmaz herhalde, bütün gün burada oturur. Ne yapayım? Tamam. İmplanta da tutamıyorum.
bugün 5. gün antibiyotik. 5. gün antibiyotik bugün falan. Daha güç görsün oradan atmanı. Hadi bakalım ben alayım öyle. Gül, ımba. Si, gülü, gülgüz. Nasıl yani? Git tekrardan. Aa, aklına gelen. Başıma gelen. Dediydim. Geçmiş olsun. Aklına gelen miydi? Aklına gelen miydi? Aklıma gelen buydu Deniz. Başıma da geldi. Üstteki de öyle olurdu ya. Çok ağrım var. Hani üst tabakta da çok ağrım var. Antibiyotin tamamını bitireyim mi? Bitir. Ondan sonra da şey yapalım. Bir daha bir yapalım. Zaten bugün 5. günse 2 gün vardır yani. Şimdi ben şöyle yaptım. Antibiyotiğe başlamıştım. 5 gün kullandığımda yarım kalıyor ya antibiyotik. O antibiyotikle başladım. Daha yeniden takviye antibiyotik aldım. Aldım. 7 günlüğün. O yüzden kaçırdım yani gününü. 2 günlüğün şey yaptın yani. Evet. Onu biraz düzenli şey yapalım ki. Sen de düzenli yani. Dokunamıyorum. O yüzden çıkardım dişi. Dokununca dahi acıyor. Tamam. Bir de şu altı en azından yapıştırsak olur mu? Üste çıkıp gel. Baksana. Bir şey yerken çıkıyor çünkü. Metaller kestikçe de canım daha çok yanıyor. Olur. Evet. Hakan'ın sağlık belgesi almak için çıktık ama dişçiden ancak çıkabildik. Bugün dışarıdaki bütün işlemleri halledelim en azından. Hakan'ın belgelerini de alıp kreşe bırakacağız. Ben burada bu tarafları hiç bilmiyorum. Frenk yemişleri. Evet, yavaş yavaş meyveler oluşmaya başlamış. Bakın üstünde. Hayırdır? Ay girilmeyecek kapılardan girmek istiyorsun. Evet artık Hakan şimdi gördüğü her şeyi merak etmeye başladı. Her şeyi bir kontrol ediyor. Ben Belgin'lerden ayrıldım. Arkadaşımın yanına gittik. İsmail'in yüzme kursunu görüşmek için. Oradan çıktık artık. Onlara eve gitmeden dedim ben sağlık ocağına gideyim. En azından ilaçlarımı yazdırayım. Çünkü antibiyotiğe implant çıkarıldığında da devam etmem gerekecek. Hem ağrı kesicimi yazdırayım dedim. Ağrıdan duramıyorum çünkü. Artık ondan sonrasında bir eve atayım kendimi. Annişime bir yemek yapayım bugün. Ben salatayla idare ediyorum gerçi ama. Bir tabak salata bana akşam yetiyor. Şu an berbat bir sıcak var ama Allah'tan esinti var. Güneşte durulmuyor ama gölgede inanılmaz derecede esiyor. Tam tropikal mevsim gibi oldu. Gündüzleri ne kadar sıcaksa gece sabaha karşı gerçi serin oluyor ama akşamları da sıcak artık. Ama gündüzleri sıcak bu sene erken bastırdı. Aa, sağlık ocağının sokağı hangi araydı? Evrim döndü. Şöyle bir bakayım. Bu ara değil. Diğer araya da bir bakayım ama galiba diğer ara olması lazım. Her zaman geldiğim yeri şaşırdım. Aslında dönüşte şuradan da biraz meyve alayım. Benim manav abi de bu aralar meyve yok çünkü.
taraflar bizim evin olduğu tarafa göre daha sessiz, sakin. Bizim mahallede maşallah kavga, gürültü, olay hiç eksik olmuyor çünkü. Ama TRT ile 100. yılın bu arasındaki arada kalan bölümler biraz daha sessiz, sakin. Orası orası derken gerçi dışarıdaki işimizi hallettik ama dışlarla oynandığı için şu an aradan duramıyorum. Bir poşet dolusu ilaç aldım. Metrobüsün bir ilaç kullanacağım galiba. Yedek antibiyotiğimi de aldım. Saçlarım vardı, gözümü tuttum. Şimdi armağan bundan olmuş. İmkan tuttuğu zaman tekrar kullanmam gerekirse, bir olmazsa da zaten belgimden yedek almıştım. Onu vermek durumundayım. Eve bir hemen bir kilokla bir şeyler yiyip yanında tabii ki kahvemi içmem lazım. Bir tane atlanak için diyorum. Gerçi bir saatte geçersem gece tekrar içmem gerekecek. İşte eve giresim yok. Hava o kadar güzel ki. Dışarıda biraz daha vakit mi geçirsem diye düşünüyorum ama bu defa da evde işlerim aksayacak. En güzel eve gideyim. Kahve içerim gerekirse. Belgenin gözü belgenin balkona çıkarım. Benim balkon kapalı olduğundan artık sıcak oturamıyor. Böyle yüksek bir yerde, açık bir yerde oturmak lazım. Dediğim gibi bir anda sıcaklar bastırdı. Esinti almadığı zaman çok bunaltıcı olabiliyor. Ay, geldim hemen, bir üstümü başımı bir değiştirdim. Islak ter olmuşum, elimi yüzümü yıkadım, oturdum. Bilgisayarı kontrol ettim. Fişini tam takmamışım maalesef. Kesilmişim. Laptop alayım, bir belgene çıkayım. Gel kahve içelim dedim. O da dedi, sabah ben sende içtim kahveyi, sen gel ben de içelim dedi. Bir çıkayım. İnşallah İsmail'in de şu yüzme okul işini hallederiz ki Mehmet mutlaka halleder diye düşünüyorum. Mehmet benim turizm otelcilikten arkadaşımdı ama belediyenin spor kulübünde öğretmenlik yapıyordu, yüzme antrenörlüğü de denilebilir. Onu aramıştım İsmail için. Ulaşamadıydım. Dediğim gibi telefonumun numarası, telefonumu değiştirdiğim için numaralarım silinmişti. İş yerine uğradık, konuştuk. Çünkü İsmail yüzmeyi çok seviyor. Hani acaba basketbolda olabilir mi diye düşündük. Hani biraz sosyalleşsin, hem evden çıkmış olur, hem kendi bir arkadaş çevresi oluşturur diye düşünmüştük. Ama yüzmeye daha meraklı. Ben İsmail'e daha önce sormuştum. İsmail, hani yapmak istediğin aktivite var mı? Bir enstrüman da çalabilirsin demiştim. Müzisyen arkadaşlarım var. Seve seve de ders verirlerdi. Ama yüzmeye çok hevesli çıktı ve epeydir de soruyor Nihal teyze. Hani bir arkadaşınla konuşacaktın, ne yaptın, görüşmedin mi, olacak mı, olmayacak mı diye. Dün Deniz'de tekrar sorunca artık dedim hafta arasında 2-3 gün sonrasında gideriz diye düşünmüştük belginle ama hadi dedim belgini işlerimizi halletmişken gidelim dedim. Gittik, konuştuk, sağ olsun. Aslında emekliye ayrılmış oradan. Ama yarın arayıp öğrenecek, bize bilgi verecek. Çünkü bir belediyenin kursları varmış. Bir ay hiç yüzme bilmeyen çocuklar için ücretsiz. Daha sonrasında çok cüzi bir rakam alıyorlar dedi. Bir de özel kurslar varmış. Onların rakamları dedi yüksek. Ben yaklaşık 7 ya da 8 yaşındaydım galiba yüzme kursuna başladığım zaman. O dönemler ücretsizdi. Ben daha sonrasında Antalya Spor Kulübü'nde lisanslı yüzücüydüm. Belirli bir sürede yaptım. İnşallah bakalım yarın halleder. Neyle gelip gidecek dedik. Ben burada diye düşünüyordum. Yani eve yakın bir yüzme kulübü vardı ama orası şeymiş, ücretliymiş. Orası muhtemelen yüksektir, bir otele ait çünkü. Buraya da otobüsle gelip gitmesi lazım. Ne yaparız, ne ederiz diye düşünürken artık dedim belgine, ben bir hafta 10 gün götürür getiririm dedim. Haftada 3 gün olacakmış yazın. Kış döneminde cumartesi pazarları olacakmış. Dedim ben otobüsle alışıncaya kadar götürürüm. Bir sürede işte
burada nereden biniyoruz, nerede iniyoruz onu takip ederim. Eğer İsmail zaten bir süre sonra alışacaktır. Hem kendine özgüveni gelir, hem orada yeni arkadaşlar edinir, hem de vücudunu sağlıklı bir şekilde geliştirir diye düşündük. Bakalım, inşallah olumlu bir şekilde cevap gelir yarın Mehmet'ten. Ona göre başlar. Şimdi aslında tam kesinleşmeden de İsrail'e bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü Hakan biraz küçük diye hep Hakan'la ilgileniyoruz diye belki bazen gönül koyuyor olabilir diye düşünüyorum. Gerçi ben hep diyorum benim favorim İsmail. Çok efendi, çok saygılı. İnşallah olur diye düşünüyorum. Evet, geldik. Belki ne binip çıkarım, yemeğimi yerim. Ben de bir an önce ilacımı içeyim. Gördüğünüz gibi buradaki implant artık komple çıkartılacak. O döneme kadar antibiyotiğe devam edeceğim. Evet, dışarıda tutmuyor diyenler. Ne diyeyim, Allah yaşatmasın. Gerçekten yaşatmasın, çünkü çok kötü bir ağrı. Ama ben yine gülerim. Yani bunlar hayatta her insanın başına gelebilecek olan sağlık sorunları. Ya da sizler kötü bir yorum yazdığınız zaman bunlar için üzülmeyeceğim. Dediğim gibi herkes kendine yakışanı yapıyor. Olursa cumartesi günü işte bu implantı alacaklar. Hem belginin işte çene yapısını göstereceğiz. Hem eğer o gün olmuşsa benim bu implantımı çıkaracaklar. Oraya tekrar dikiş atılacak ve orası iyileştikten sonra ya da anında yan tarafından mı yapacak bilmiyorum. İmplant başka bir yerden tekrar takılacak. Yine zorlu bir süreç bekliyor beni. Belki o arada birkaç gün sizlerle birlikte olamayabilirim diye düşünüyorum. Dikişten dolayı ağzımı açamazsam. İnşallah geçen defaki gibi olmaz. Allah'tan ben daha önceki implantlarım da yapıldığı zaman söylemiştim. Çünkü teyzemin implantı yapıldığında böyle boyun bölgesine kadar mosmor oldu ve şişti. Benim çok az bir şişliğim oldu. Ama morarman falan Allah'tan olmadı. Tenim çok havalı olmasına rağmen. İnşallah bu kez de öyle sorun yaşamadan atlatırım diye düşünüyorum. Bunların hepsi geçecek. Belirli bir yaştan sonra sağlık sorunları oluyor. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Evet, belgincime çıkayım, kahvemi içeyim. Ondan sonra da iner bir yemek yaparım. Dediğim gibi ben salatayla atlatıyorum ama anneme en azından bugün bir şeyler yapayım diye düşünüyorum. Aslında bir şeyler hazırlamıştım ama annem dedim tereyağı benim mideme dokunuyor dedi. Ona başka bir şeyler hazırlayayım diye düşünüyorum. Ondan sonra zaten bir ağrı kesici içip biraz dinlenirim. Çünkü dişlerle biraz oynanınca da orada canım birazcık acıdı. Allah'tan böyle canı çok tatlı olan bir insan değilim. Bu kadar acı çekiyorum. Bir de canım tatlı olsaymış ne olurmuş hiç bilmiyorum. Ha, kitaplar farklı farklıymış. Tabii canım, her kitap farklıdır. Burada şu anda 15-16. Tek sesli anlamı değişen kelimeler. İki heceli, bu biraz önce baktım galiba. Değişiyor hepsi ya. İlk ve son hecesi aynı olan kelimeler. İlk ve son hecesi aynı olan kelimeler. Evet. Ha, çizgi, gi, silgi, gi. Vay be, bir şey diyemiyorum. Ben şöyle çevireyim, ben sıkılıyorum. Kendinizi. Kare, fare. Kaç aldım bunları? 876 tane kitap, 870 lira. Ey maşallah. Her geçen yüz zamlıyor, Üç sesli, iki heceli kelimeler. Ses eklemeleri. Kalkın. Ses eklemeleri ne ki? Uçak. Evet, çak. Uçak. Çak. İlave edip. Uyla çak. Arı. Sarı. Vay be, neler var. Darı. Neler üretilebilir? Hı hı. Aslında buradan çalıştırılabilir. Onlara zamanı geldikçe artık şu anda hangi settiler bilmiyorum. Evet. Evdeki 11. de. Önce öğrenmek lazım. Önder Bey diyor ya, zaten şu kitaptayız, şuraya kadar geldik. Oraya kadar başlayın. Oraya kadar gösterin diyor, yani fazlasını göstermeyin diyor. Ev, dev, ayı, sayı, artı, martı. Bu üç sesli olanlar. Kod, evet. Biz, o zaman şey... Bu en son kitap. Bu en son olması lazım. Ama bir set daha var. Dördüncü set var. Hece eklemeli. Dördüncü set. Sözlük. Sözlük genişletmeler. Dördüncü seti de alayım diyorum da dursun. Bak, pasta. Evet.
Elma. El. Elma. Elma. Bak bunu biliyor. Bunun el olduğunu biliyor. Bunları tam çıkartamıyor. Bak bunları bir biliyor. Ha bunu bilemiyor. Ha, bunu bilemez daha. Terlik. Tır. Bu kaçıncı set? Bu 12. Belki 12'ye geçmiş olabilirler. Top. Toprak. Aman bir sürü şey gerçekten. Dişçi bulduğum bölüme bak. Evet. Ay başım çatlıyor Belgin. Dedim gelin bari kahveye dedim sen de içeyim de. Aynen iyi yapmışsın ya. Şunları kaldırdım. Sen de öyle deyince. Abarttım laptopun açını takmamışım. Ya yani takmışım da bastırmamışım. Ha şey. Kapanmış. Yota virüsü yapılmamış. Ha yapılmadı diye. Sen yarın okula gideceksin değil mi? Bunu okula götüreceğim ya. Hepatitlerle şey. Yaşları aldım şey. Apronax lazım olursa ben gün. Hı hı. Yazdırdım Apronax. Tamam. Hani lazım olursa Nihal abla da yoktu benden istedi diye düşünme. Tamam. Aldım yani şimdi Apronax aklında olsun. 13 yaşına kadar şey var. Aşı var. Tabii. İsmail ne? Ama onlar şeyde yapılmıyor artık. Sağlık ocağında yapılmıyor. Sağlık ocağında yapılmıyor. Sağlık hocamla bir sene okullarda yapıyorlardı. Ha onu bilmiyorum. Mesela 13 yaş onlar takip ediyor. Eski okulda yapılanları bile takibini yapıyorlar. Ay yapıyorlar ama yani şeyde sağlık hocamla yapılmıyordur artık. Olabilir. Belirli bir yaştan sonrasını. Hani 13 yaşa kadar aşı vardır da. Hı. 13 yaşa kadar aşı var. Benim özelden yaptırdım hangisi? Şu. Ne aşısı o? Hep. 4 tane yaptırdım. Neymiş ki? Ta çocuğum olmadığı için ben... Ben onu biliyorum. Onu hatta şey tam pandemi dönemine denk geldi. Uzağım ben onlara. Dedi ki yaptır dedi. Biraz pahalı bir şey dedi. Özelden yapılıyor dedi. 4 doz bu dedi. Bir doz aldım 450, bir doz aldım 550, bir doz aldım 700. Hey aşılar. Bir tane aşı sadece gidiyorsun alıyorsun. Sağlık ocağında vurduruyorsun. O bir, ama onun hepsini yaptırdım. Allah korusun dedi. Çünkü dedi hani... Pandemi dönemi dedi. Evet. Şeye gerek yok dedi. Ben bile koskocasıyım. Bir de sonrasında bir şey olur keşke zamanında yaptırsaydım. Ben bile koskocasıyım dedi. Ben bile yaptırdım kendime dedi. Deli insan. Yapacak bir şey yok dedi. Yaptırdı sağ olsun. Yaptırdık ne yapalım. Yani bir şekilde ne yapalım. Yani bazı şeyleri ayarlamaya çalışıyoruz. Ayarlıyoruz da yani Allah'tan. İşin ucunda sağlık oldu mu? Evet. Allah'ın da izniyle yapılıyor. Zaten. Ben onu dedim. Bak şimdi bir poşet ilaç aldım. Sigortadan sadece kesinti ödememe 175 lira şey ödedim. İlaç farkı ödedim. Ama 4 kutu kalp hapı aldım. 2 kutu Apranax. 4 kutu göz damla. Hı-hı. 2 tane FMF ilacım. Akdeniz ateşi için. Hı-hı. Onun ilacı. Taşıyıcısıyım çünkü. 2 tane o. 2 tane de şey. Ekoprim. Aspirin. 175 lira fark ödedim. Gerçi o gün sana ne Apranax aldık, bir kutu Apranax zaten 67 liraya mı aldıydın, 87 liraya mı aldıydın? 70 küsüre aldım. Şeyle beraber Hakan da topu topu aldım. 7 liraya mı 8 liraya mı şey vitaminli topu topu istedi, oradan aldıydık. 85 lira para verdim. Yani 75 lira falan sen şeyle Apranax'a para verdim sadece ağrı kesici. Ben 2 kutu aldım Apranax. Diğer zaten gözyaşı damlam da var. 4 kutu var. 4 kutu kalp hapı var. Evet. O kadar da çok değil yani aslında. 175 lira fark ödedim. Çok aşırı bir de fark yok yani. Aldım belgin duramıyorum ardından. Akşam senden almasaydım Apronax mümkün değildi durmam. Kebek geli biliyorum çünkü dilim değmiyor yani. Dilim dokunduğu zaman bile acıyor. Şimdi orayı alacak ne olacak? Dikiş açacak oraya. Hı. Orası iyileşecek. Hı. Ondan sonra önünden ya da yan tarafından bir daha delecek. Başka bir yerden kemiği tekrar delecek. Delik olan yer ama açık kalacak öyle. Ay, o zaman içerisinde kapanacak işte. Kendini tamamlıyor. Buraya da öyle yaptı çünkü. Burası da öyleydi. Benim bu tarafta bir de şey... Şurada ben bir dişçiye gitmiştim. Hı-hı. Dişimi çekti benim. Eve geldim. Dilimi değdiriyorum. İğne gibi bir şey batıyor. Hı-hı. Dedim herhalde dişin kökü kaldı. Kırıldı ya. Orada diye düşündüm. Dedim herhalde kök içinde kaldı diye gittim. Yok dedi içinde kök yok dedi.
Sonra dişlerimi yaptırmaya başlayınca ortaya çıktı ki çene kemiğimi kırmış. Kemik kırılmış. Burada kemik yok. Son operasyonun o kemiği aldılar. Kırılan parça, içte kalan parçayı aldılar, kemik parçasını. Sonra Deniz oraya şey koydu. Kemik tozu koydu. Burası kemik tozu kaynadı. 6 ay onu bekledim. Allah. Ondan sonra implantlar takıldı. İmplant tam oldu. Dişler yapılacak. Burası gibi oldu. Ağrı yaptı. Orayı çıkardı. Söktü. Dikiş attı. Bir hafta o dikiş ağzımda kaldı. Onu dedim hani belki bir iki gün video da çekemem yani. Ağzımı açamıyorum çünkü o zaman. Tekrar yan tarafından tekrar taktı implantı. Alo. Yani şimdi sıkıntı. Zor günler bekliyor beni. Ki bu kadar dişlerime baktığım, dikkat ettiğim halde ama benim işte kemik yapımda sıkıntı var. Değil mi? Dişlerim de tebeşir tozu gibi dağılıyordu benim. Muazzam. Hani kurtarabildiğim artık sağlık kâr diye düşüneceğim. Sağlık olduğu zaman dişi de aynı, bacağı da aynı, kolusu da aynı. Her yerin aynı işte. Aynı. Neren ağrıyorsa canın orada oluyor derler ya. Hakikaten neren ağrıyorsa canın orada yani abla. Gerçekten öyle. Başka bir şey. Hiçbir şey değil yani. Allah buna şükür diyorum artık. Elimden geldiğince. Hamdolsun diyecekmiş de şükür. Evet hamdolsun. Takibini yapıp cumartesi günü işte gidersem senin çenene bakılır. Hem benim antibiyotik o güne kadar fayda etmişse alır zaten. Fayda etmediyse devam et diyecek. Sen yine bir şey yaparsın, ararsın zaten bir denedi de. Bir de şey MR mı çekecek? Ne dedi Doğu? Tomografi. Tomografi çekecek. Hani derse çene kemik cerrahı tomografiyi çektirip gelsin derse. Çünkü senden onu eninde sonunda isteyecek. Hani çenede ne var onu görmek isteyecek çünkü. Aynen. Ya oradan çektirmektense özeldin hastanede çektirin yani. Hastane çekmez mi? Bilmiyorum hastane çekiyor mu? Yani olmadı yani özelde dünya parası tutar o tomografi yani. Çünkü biz Ercan dayıma istemişlerdi. Hı. Ercan dayım o zaman çektiremedi. Gidip şeyde çektirmiştik. Şurada şu benim gittiğim kuaför var ya. Ha. Onun sırasında şey var. Bu çene tomografisi çeken yer var. Sırf bu yani onu çekiyor. Hı. Orada çektirmiştik. Kaç para edeceğim abi onu? O zaman dayımınkini 350 lira falan çektirmiştik ama 1,5 sene oluyor neredeyse. 1,5 sene evet. Önce 350 lira ne yani. Neyse bakacağız. Evet ben aynen, sizlerden bakacağız artık yapacak bir müsaade şey. Müsaade isteyelim. Artık böyle yayıldık bugün ama her şeyimizi hallettik mi hallettik. Hallettik. En çok ona şey bütün hallolmuş bir işimiz kalmadı. Bütün işlerimizi hallettik. En azından gönül rahatlığıyla geldik eve. Evet. Geriye bir yemeklerimiz kaldı. Yemeklerimizi evet, de yaparız. Biraz sonra yemeği kahvelerimizi içtik nasıl olsa. O yorgunluğumuzu attık mı ondan sonra yemeklerimize girişir. Yemeklerimizi de yaparız. Bu arada sizlerden de müsaade isteyelim. İnşallah sizlerin de severek izleyeceği, faydalanacağı, belki bir faydamızın dokunabildiği bir video olmuştur diye düşünüyorum. Yarın siz canlarla tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.